sanatçı buluşmalarımızı bugün aşağıda stüdyoda değil. Artık bahar da geldi. Baharı görmeden yaz da geldi. Edremit'ten değerli bir gönül insanı, derviş yürekli bir dostum Bülent Özertürk, Edremit Lisesi'nden. Şerefler getirdin, hoş geldin Bülent'ciğim. Sen kendini biraz bize tanıt. Sağ olun, teşekkür ederim. Sanatçı buluşmalarımızı burada yapalım seninle. Biraz tanısınlar seni. Evet. Hocam ben Balıkesir. Ben de fona müzik yapayım. Tamam. Balıkesir Edremit'te yaşıyorum sevgili hocam. İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü ARGE Bilim Araştırma Geliştirme Birimi'nde proje koordinasyon birimiyle proje uzmanlığı yapıyorum. Aynı zamanda Edremit Anadolu Lisesi'nde edebiyat öğretmenliği. Evet, evet. Anadolu Lisesi. Ben onu bulamadım bir türlü. Şimdi senden öğrendim. Evet, 23'ünde. 23'ünde. Olacak. Evet, inşallah. Uzun müddet web sitemde 25'i diye yazdım. Edremit'e nasıl geleceğiz diye soranlar evet, da var. Evet, halbuki şurada Bursa'ya yakın. 1 saatlik bir mesafe. Evet. Çok uzak değil. Değil. Çok uzak evet, değil. İnşallah sizi ağırlamaktan, uğurlamaktan da mutlu olacağız. Ben de heyecanlıyım, ilk defa geleceğim. Edremit'e ilk defa. Bursa'ya çok gittim. Sizin keyif olacak. Gayet güzel. Edremit bana bakar diye de türküsü var. Edremit bana bakar, içinden çaylar akar diye. Bizim Rana Alagözler bir dönemde. Efendim, onlar yapmışlar. Selçuk Alagöz, Selçuk abiye de selam olsun. Önemli bir müzisyen. Evet canım. Anadolu Lisesi'nde tabii güzel bir olay yapıyorsun. Liseler arası. Liseler arası müzik yarışması. Bu Edremit ilçesinde ilki olacak. Helikopterimiz geçer. Beni kontrol ediyor. Ama hocaya bir şey geldi. Sağ ol canım. Allah razı olsun. Başına bir şey gelmedi. Polis kardeşlerimiz arada geçiyorlar. Olur mu öyle bir şey dersin? Hazırlamış olduğumuz bir proje var sevgili hocam. Bu değerler eğitim projesiydi. Bununla harika. İlgili işte okul öncesi, ilkokul, ortaokul, lise gibi bütün eğitim kurumlarımızda. Değerler? Okul, evet, eğitimi projesi. Harika. Değerler eğitim projesi. Evet. Bu çalışmayla ilgili Türkiye olarak bazında mı oluyor bu? Hocam şu an Edremit ilçesi bazında. Anladım. Benim bizzat ele alıp yazdığım, hazırladığım bir çalışma oldu. Sen olduğun için öyle al. Şimdi daha net anladım. Öyle bir çalışma hazırladık. 4 tane kitapçık hazırladım bu konuda. Tüm eğitim kurumlarında okutulmak üzere. Şu anda eş zamanlı okutuluyor. Bu projeyi hayata geçirme noktasında da 12 tane etkinlik, gençlik etkinlik projeleri hazırladım. Harika. Ki bunlardan birisi de sizin de inşallah şeref vereceksiniz, onur vereceksiniz. İnşallah o şeref ve birincisi düzenlenecek. Bana ait olacak. Biraz da zaten halinizi tanıdıktan sonra. Ya Türkiye'de bu güzel dostlar da var mı? Evet var. Sağ olun. Keşke hepinizi birleştirebilsem, öyle bir gücüm olsa. Bu güzel insanlar var. Bu güzel toprak, Anadolu ana tarafından da hemşehriyiz Sivas'tan. Evet hocam. Efendim hepimiz göç etmişiz biliyorsunuz evet. Anadolu'da. Evet. Dolayısıyla Anadolu yüreğinde, yani varsa yoksa Anadolu diyenlerdenim ben de senin. Kesinlikle hocam. Var bu insanlar. Var. Ama ne zaman bir olacağız? İnşallah belki onu da sen yaparsın. Sevgili hocam. Ben müziğimle biraz yapıyorum gibi geliyor bana. Ben de yazdıklarımla belki, projelerimle belki olabilir diyorum İnşallah. Hocam. Bir de bunları birleştirecek bir sinerji oluşturabilirsek. Evet, sinerji de lazım. Eminim ki Türkiye enerji de lazım. Evet, yürek, inanç, tamam. Sponsor da lazım. Olacaktı. Ben o iş adamlarının da olduğuna inanıyorum. Bu ülkede güzel iş adamları. Bunun bağlantısı da kurulacaktır eminim bu evrende diyorum. Evet, inanıyorum. Bu kadar doğru kapasiteyi zamanda zorlayarak gidiyoruz. Gidiyoruz. Onlar da bir gün elini taşın altına koyacak. Ya her şey bu görünen medyadaki gibi değil, gösterilen medyadaki gibi değil diyecekler gibime geliyor. Doğru hocam. Hissediyorum en azından. Bir gün o da olacak. Buna ihtiyaç hissedecekler. Her şeyi oraya getirecek. Belki de insanların hayatı anlamlı ve değerli yaşamaları noktalarında buna en başta onlar ihtiyaç hissedecek belki de. İnşallah. Çok güzel konuştun. Bir dua gibi geldi bu. Bir ihtiyaç hissetsinler evet, inşallah. İhtiyaç hissetsinler. Amin. Evet. Şu anda ihtiyaç hissetmiyorlar. Evet, evet. Ya biraz önce anlattığım şey. Ya hocam bu türküleri biliyoruz zaten. Neden gitar diyor. Yani şimdi bu neden gitarı ve niye piyanoyla Anadolu ezgi? Evet. Niye çok sesli? Şimdi bunu adam Atatürk'ün dediklerine bilmediği için işine gelmeyenler i̇şine de var. Gelmeyen. Kardeşim bütün dünyaya sunmak istiyoruz. Erenler zaten golü atmışlar. Yani, çok bizim güzel. Derdimiz de Atatürk'ün dediği gibi. Alın bu müzikleri. Çağdaş. Bütün dünyaya çağdaş şekilde anlat. Hasan Cihat bunun için var.
ve kesinlikle doğru olarak varsın. Yoksa bağlamayı da çalarız, alırız. Yani bir profesöre yaptığım gibi benim. Neden gitarla demişti de oradan çocuğun birinde bağlama vardı. Ver oğlum şunu bakayım dedim. Canlıca da mosmor olmuştu abi. Kaldır gitmişti yani. Hocam birileri bu bizim kültürümüzü, Anadolu kültürümüzü çağdaş bir formda bütün dünyaya aktarması noktasında bir elçiye ihtiyaç var. Bende doğru bir elçiye ihtiyaç var. Bence bu elçi sizsiniz. Sanat adına, kültür adına ve müziğimiz adına. Çünkü müzikteki birikiminiz, background'unuz hem doğunun hem batının tam bir sentezi. Bu anlamda da en doğru insan olduğunuz ben şahsen bütün samimiyetimle söylüyorum. Evet, inanıyorum. Çalışıyoruz. Çok çaba gerektiriyor. Çok uğraş gerektiriyor. Çok emek verdiğinizi de biliyorum. Felaket. Müthiş mücadeleler veriyorsunuz ama bunda muvaffak olacağınızı inanıyorum. Ben. Yürekten inanıyorum. Evet. Yüreğiniz çok büyük. Ve bir muvaffak uğraşım olacaksınız. Çabam var. İdealizmi var. Başaracağım gibi geliyor yani. Hissediyoruz hocam. Hissediyoruz. Parçalar bir araya geliyor. Bütün galiba. Biraz bu gibi. Benim yaşlılığıma denk gelecek. Ya daha genciz henüz ama. Yeni başlangıç sayalım biz onları. Bizim Musa dediğimiz gibi. Musa Eroğlu da 50 yaşında herkes tanıdı. Allah ömür versin, şifalar versin. Çok sevdiğim ozanlarımızdan versin. Yüreği dokunmuş o. Evet, Karacaoğlan'ın bir nefesi gibi. Evet, Karacaoğlan zaten bu. Abi sağ olsun. Efendim Musa Eroğlu olsun. Yeniler de var. Ondan sonra gelenler. Çok sevdiğimiz İsmail Demircioğlu'nu da çok severim. Bağlamasını, sesini. Güzel insanlar var yani. Olacak bu işler. Evet. Olacaktır. Yani çünkü bizde var her şey. Yani varken şey bu kadar görmezden gelme. Kendi kendimize zarar veren bir milletiz. Kendi ayağını sıkan bir millet. Amerikalı bunu görüyor da ya uzun ince bir yoldayını çalıyor. Evet. Veya bir Haydar Sema'nı çalıyor benim düzenlediğim. Evet. Klasik gitarı herhalde ilk yapan adam benim kesinlikle, gibi geliyor. Benden öncesi yok. Yok hocam, yok. Efendim, benden sonra yapanlar da bizden bahsetmez. İşin en acı boyutu belki, dramatik boyutu da o. Ya de ki kardeşim, Hasan Cihat'tan gördüm de yani. Ne kaybedersin? Yani. Ben 60 tane hocamı söylüyorum her gün ya. Yanında oturduğumdan bile bahsediyorum. Yani. Yanında oturmuşum da feyiz almışım konuşmasından. Bir mimiğinden, elektriğinden, havasından, çalışma stilinden. Adam oturmuş mesela, muhabbet ediyor. Şekip Ayan Özışık, Üsküdar Müzik Cemiyeti'nde. Konuşurken nota yazıyordu. O beni çok etkiledi. Evet, bakın birebir hocam olmadı. Benim birebir hocalarım başkaydı. Ercüment Batanay'dı üstadımız. Emin Ongan'dı. Evet, Amir Ateş'ten bile birebir ders almadı. Çünkü o da solisti ve öğrenciydi o dönem. Evet. Amir babamızdan da başka türlü etkilendim. Onun ışığından da müthiş bir manevi kültürü vardır. Yani insan, hoca denen insanlardan illa birebir ders almaz. Evet. Feyiz alma noktası. Onun elektriğinden, onun aurasından, onun enerjisinden... ders alır. Şu an benim aldığım. Yani iftiralar, bu kadar kötülükler, bu kadar karalamalara rağmen yani. Kardeşlerimiz de bizi görmek istiyor. Ben diyorum ki herkes gelirse buraya. Ben nasıl besleyeyim? Zaman açısından, diyorum yoğunlaşma yani. Açısından. Bir de bu var. Kesinlikle. Onlar düşünmüyor. Şey ya. Bir ara verelim Aşık Veysel'imiz. Çok güzel. Tamam. Çekik idim vurdular. Kanadımı kırdılar.